yeşil güze kalmıştır. Bugün Avrupa Birliği 2021 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. 2020 yılı tarihteki en sıcak 2020 yılı olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2020 yılında yaşanan depremlere ilişkin konuştu. Yeşil güze kalmıştır. Bugün Avrupa Birliği İklim Değişikliği Servisine göre en sıcak olma yıl yolunda hızla ilerliyor. Ve 2020 yılı tarihteki en sıcak 2020 yılı olacak ve 2040 yılında dünyanın hiçbir yerinde kar yağmayabilir. Türkiye bugün küresel iklim değişikliğiyle mücadele noktasında pansuman tedavileri değil, asıl sorunu ortadan kaldıracak adımları kararlılıkla atmaktadır. Akdeniz Havzası'nda yer alan ülkemiz bugün iklim değişikliğinin sel, heyelan, fırtına ve kuraklık gibi etkilerini çok ciddi boyutta yaşamış ve yaşamaya da hala devam etmektedir. Bu afetler nedeniyle daha fazla kayıp yaşanmaması için 541 maddelik ulusal, 7 bölgemiz içinde 133 maddelik bölgesel iklim değişikliği planlarımızı uygulamaya koyduk. Bakan Kurum, Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle 2012 yılından itibaren 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladıklarını kaydetti. Efendinin başlatmış olduğu sıfır atık projemiz, ülkemiz ve dünyamız için atılan en büyük, en kıymetli adımdır. Bugüne kadar 58 bin kurum ve kuruluş binamızda sıfır atık sistemimizi kurduk. 17 milyon tonun üzerinde değerlendirebilir atığı yine geri dönüşüme kazandırdık. 17 milyar TL ekonomik kazanç, 343 milyon ton metreküp su tasarrufu sağladık. 2 milyar ton sera gazı salınımını engelledik. Plastik poşet kullanımını %80 oranında azalttık ve 190 bin ton plastiğin atığının oluşumunu engelledik. İnşallah 2023 yılına kadar tüm Türkiye'de sıfır atık sistemini kuracağız. Geri kazanım oranımızı %35'e çıkararak geri kazanım sektörümüzdeki ham madde ihtiyacını, ki ithal ettiğini söylediği sayın vekilimizin, kendi kaynaklarımızdan sağlayacağız. Bu yıl meclisimiz çevrecilik konusunda da çok önemli bir inşallah kanunu çıkaracaklar ve Türkiye Çevre Ajansı kurulacak. Bu kapsamda da depozito iade sistemi etkin bir şekilde tek merkezden yönetilecek ve sıfır atık uygulamalarında da hızlı bir şekilde yaygınlaştırılacak. 2020 yılında çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla yine 34 bin çevre denetimi yaptık ve tesislere 227 milyon idari ceza uyguladık. Son yine 18 yılda İller Bankamızla yerel yönetimlerimize 118 milyar lira finans desteği sağladık. Değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanımızın milletimizle paylaşmış olduğu 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi ve 22 ilimizde ekolojik koridor projemiz hızla devam etmektedir. Bu kapsamda Ankara'dan Karadeniz'de Kızılırmak Deltası'na, Ege'de Foça'ya, Akdeniz'de Patara'ya ve Doğu Anadolu'da Van Gölü'ne kadar 4 ekolojik hat oluşturuyoruz.